aldılar. Aysel bu sefer yemin ettim sonuna kadar gidecek evliliğim diye geldi. Alkışlarla geliyor. Aysel geliyor. Babacığım siz sarı giymişsiniz de benim için ne giydiniz bile bile? Ay vallahi bile bile giymedin. Yemin olsun. Niye sarı seni rahatsız mı ediyor? Evet. Tamam bir şal versinler hemen üzerime. Hardal gerçi. Ha? Gel. Hardal bu, sarı değil bu. Kızım yüzüme bak, tişörtüme bakma. Aysel hatırladınız mı? Aysel'im gel. Sen zayıfladın mı? Evet. Yemin olsun zayıflamış. Ha? Filinta gibi olmuş. Özlemedin mi beni? Özledim. Sizin ziyaretinize geldim. Ziyarete geldi. Şaka yapıyoruz bu arada. E otur. Öztürk nerede Öztürk? Öztürk'le ayrıldım. Niye? Annesi ayırdı beni. Kayınvaliden? Evet. En başından beri anlaşamıyordun zaten. Hı hı. Evet. Ne kadar oldu boşanalı? 1,5 sene. 1,5 yıl oldu. Evet. Resmi olarak onun öncesinde de dava mı var? 1 yıl gibi. Evet. Şimdi nerede yaşıyorsun, ne yapıyorsun? Ben kendime bir düzen kurdum. Mücadeleme devam ettim. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. O evi kurarım dedim, kurdum. Anahtarımı da aldım evimin. Tek başına mı yaptın bunu? Evet, tek başıma. Kendi evini kurdun, her evet, şeyini kurdum. Aldın içine. Ne iş yapıyorsun? Yine aynı serbest çalışıyorum Kızılay'da. Size selam getirdim Ankara'dan. Hadi. Özellikle Sakarya esnafından Kızılay'da. Sizin hayranlarınızmış. Hayranlarımmış. Heyecanlandın mı? Evet. Kimlerle görüştün ekipten? Ekipten Eda ablamla görüştüm. Eda ablam. Ya Aysel'in bizim için ne kadar özel olduğunu size anlatmakta zorlanıyorum. Onunla hiçbir zaman irtibatımız ve bağlantımız kopmadı. Özellikle de kopmadı. Eşim Ali ile aralarında gerçekten yemin ediyorum büyük bir sevgi var. Ali bazen telefonunu sessize alır ya da telefon çaldığında atıyorum o anda sarıdan rahatsız oluyor diye böyle yaptım. Teşekkür ederim. Tamam, kusura bakma yani çok tesadüf gelişti. Olsun. Aysel'in telefonlarını 2 kere çaldırmaz. Aradığı zaman ne konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Size bayram mesajı ulaşmak için aramıştım. Başınız sağ olsun diye aradım. Biliyorum hepsini. Hepsini de söyledi bana. Hı hı. Ben sizi çok sevdim. Sizin de bende iyilikleriniz çok. O yüzden iyiliğinizin karşılığını ödemek için geldim. İlk önce size bir özür borçluyum. Çünkü daha önceki programınızdan bir kaçmak, gitmek zorunda kaldım ama istemeyerek oldu. Acil. İşim çıktı dedi. İşim çıktı. Ya yalana bak. Gerçekten öyle oldu. Az. Hayır, yoksa ver. Sizi yarı yolda koymak için mi? İzliyor musun her gün programı? Evet izliyorum. Yani tecrübeli biri olarak buradakilerin bir mesajın var mı? Kendine biraz mutlu olmaya çalışsınlar. Mutlu olmaya çalışsınlar. Ya ben bunlar için neler yaptım? Mamak belediyelerine gittim, belediye başkanlarına gittim, işler buldum. Bunlar beni oralarda perişan ettiler, rezil ettiler değil mi? Ama ben hakkınızı ödeyemedim. Yok, size borçluydum, geldim. Özellikle başınız sağ olsuna geldim. Çocuğunuzu kaybettiniz. Kız unuttuk, gitti bitti. Olsun. Kartını da takmışsın, şaka yapıyorsun değil mi? Bunu da size ev sahibim gönderdi. Evet. Hacı Hüsal, çok selamı var Ali Bey'e falan. Bunu da size ben hediye almıştım. Birini bir açarsanız mutlu olurum. Hangisini açayım, dur. Siz şunun ikisini istiyorum açmanızı. Bir onu bunu, bir de bunu. Bir bunu bir onu. Tamam. Evet. İkisini de açacağım. Ne öğrendin hayattan? Hayat mücadele doluymuş biraz. Evlilik zor işmiş. Evlilikler zor tabii. Çok teşekkür ederim. Ama evlilik kutsaldır. Evliliği her adam oncak edip
çıkmasın lütfen. İnsanların hayatı böyle ucuz değil. Ömür boyu bu. Bir günlük, iki günlük değil. Aysel sen büyümüşsün ya. Vallahi büyümüş, olgunlaşmış. Sevdiniz mi onu? Çok sevdim. Önümüz Atatürk köşesiydi çünkü ondan aldım. Devamlı 10 Kasım falan olduğu için. Size o yakışır diye Esra ablacığım. Bir Merve de gelsin, bana da yardımcı olsun. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Seni Yıldırım ablen oraya alacağım. Ali Bey'in de... Hepsini evliye aldım. Evet. Bunları da açayım şimdi. Ali Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Benimle gerçekten çok ilgilendi. Bir abilik yaptı bana. İyiliklerini unutamam. Ördün, sen mi ördün? Evet. Gerçekten sizi mi? Sizi ördüm. Tamam. İnşallah bir kızınız olursa Esra abla. Kızım olursa? Evet. Tamam sen dua et, senin duan kabul evet. olur. Tamam olur. mı? Alkışlarla uğurluyoruz Aysel'i. Herkese de merhaba demek istedi. Evet. Gel. Çok enteresan sarı, yani sarı ve tonlarından rahatsız olur. Bir şeyler çağrıştırıyordur. Aslında renk tonları beynimize sinyaller gönderir ve o sinyaller gerçekten bize bir şeyler çağrıştırır. Peki sarı nasıl, ne çağrıştırır? Sarı hastalık çağrıştırabilir. Aslında sarının tonları vardır. Ve mesela güneş rengi de sarıdır ve sıcak bir renktir. Evet. Hepimiz mesela iştah açar turuncu renkleri. Evet. Ama çok açık soluk sarılar muhtemelen hastalığı çağrıştırıyordur hanımefendiye. Öyle bir kötü bir anısı olabilir. Belki de. Herkes hazır mı talipleriyle buluşmaya, kavuşmaya? Nurper Hanım geliyor locadan ilk olarak alkışlarla. İlk defa beklediğiniz yaş kriterinde biri geldi. 69 yaşında Konya'dan geliyor Sabri Bey, büyük bir alkışla. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurpen Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah, biz de iyiyiz Allah efendim. Allah iyilik versin. Ben kendimi anlatayım isterseniz. Buyurun, buyurun. Bir kamu görevlisiyim, emekliyim. Evet. 69 yaşındayım. Evet. Eski profesyonel bir futbolcuyum. Evet. İşte sporun birçok dallarında uğraştım tabii. Şimdi artık emekliğimi yaşıyorum. Evet. Konya'dayım, Konyalıyım. Evet. Farkındaysanız size hep eski sporcular ya tamam. da sporla uğraşan kişiler evet. geliyor. Evet, dün de öyleydi. Evet, dün de beyefendi evet. milli voleybol takımında Hı-hı. hakem evet. nik ben, yapmış. Siz ben, de... ben de milli sporcuyum efendim. Onu söylemedim yani. Ben Koyu Fenerbahçeliymişsiniz. Bunu Tabii. özellikle söylememizi istemişsiniz. Evet. Fenerbahçe. Adamsın diyor ya. Çocuklarınızla mı yaşıyorsunuz beyefendi? Nurpen Hanım, çocuklarım evli. Her ikisinin evini de aldım, ayırdım kendilerini. Evet. İş yerleri var. Evet. Kızım emekli oldu. Oğlum da veteriner görevlisi, çalışıyor halen. Evet, çok güzel. O da öyle kendi işinde, kendi aşlarında. Evet. Siz galiba İzmir'den Evet, İzmir'den katılıyorum. Peki İzmir'den başka bir ilde yaşamak ister misiniz? Konya çok güzel bir şehir. Yani gördüğünüz zaman bayılacaksınız yani. Esra Hanım da biliyor yani Konya'nın nasıl bir şehir evet, olduğunu. Geçen sene Şebarız'da evet. geldim. Ben valla düşünmüyorum Konya'ya yani. Bu kadar kendinizi hani
Belli bir evi. Fikirde değil mi? Sabitlemeyin. Belki şunu. De yani. Ya biraz İzmir'de yaşarsınız, ha, biraz olabilir. Konya'ya gidersiniz. Olabilir. Hayır, ben İzmir'de yaşarım. Sülalemin yarısı İzmir'de zaten. Kardeşlerim falan hep orada. Yani ortak tamam. Bir hayat kurabilirsiniz. Evet. Tabii. Bunun için çaba gösterirsiniz. Ben İzmir'de yaşayabilirim mesela. Ben Dobra'da evet, söylüyorum. Evet, ben gelebilirim size diyor. Evet. Arada siz onu kırmamak için evlenirseniz gidersiniz. Tabii, evimi kiraya vermemiş bir zaman. Kiracı da oturtmamı açık durur orası. Nurfer Hanım'ı gördüğünüzde sizde uyandırdığı duygu sadakat duygusuymuş. Tabii, sadakat ve olgunluk. Bir de insanlara yaklaşımı. Yani güven verici bir tutumlu gördüm, onun için geldim. Nurten abla, aşırı titiz misiniz siz? Evet. Nurten Hanım'da gördüğüm bir başka özellik de şu, kompleks ve kaprisinin olmaması. Teşekkür ederim beyefendi. Estağfurullah, estağfurullah. İltifatlar arka arkaya geliyor değil mi? Yani konuşmalarımdan ben bunu çıkardım yani. Tabii samimi olup konuşmuş değilim yani. Konuşmalarından bunu gördüm yani. Tanımak ister misiniz? Yeşim Hanım. Evet, Nurfer Hanım'ın bir katı kuralları var aslında. Böyle bir şey söylendiği zaman hemen kafasında olur ya da olmaz bir çizgi çiziyor. Ama ben inanıyorum ki böyle daha esnek olursanız insanları evet. Tanımak daha faydalı olabilir. Evet. Çünkü beyefendinin yüz ifadesi çok böyle güzel, keyifli, olsun. Hayattan zevk alan bir beyi tarif ediyor kendi evet. Yüz ifadesi. Umarım sohbetinizde de bu gerçekleşir. Evet. Alkışlarla tamam. Açıyoruz karavanı. Esra Hanım 5. Canlı odaya gitmek istiyorsunuz. Alkışlarla uğurluyorum canlı buyurun. Odaya. Ben odam beni vereceksin gibi. Söylesen ben başka kimim var benim. Ben odam beni vereceksin gibi. Söylesen ben başka kimim var benim. Orçun, sen de Konyalıydın değil mi? Evet Esra, Konya'dan geliyordun. Konya'dan geldim. Nasıl bir eş aradığını söyler misin? Hemen söyleyeyim. Kendime göre tarzıma bakıp da yanılanlar varmış. Ben dinine bağlı, Allah'ını bilen, böyle iç içe olabilecek bir aile, bir yuva kurmak istiyorum. Hayır, bunu özellikle bakıp ne diyorlarmış yani? Çok eğlenceliyim, kıpır kıpırım diye korkuyorlarmış benden. Kıpır kıpırsın diye. Çok korkuyorlarmış. Hani uçar kaçarmışım. Uçar kaçarsın. Nasıl oluyorsa benim hiçbir kötü alışkanlığım yok. Maddi ve manevi her şekilde hazırım. Doğruyum, çalışkanım, adaylarımı bekliyorum. Daha ne söyleyebilirim? Bir şarkı söylesene adaylarına. Hadi. Söyleyeyim pekala. Ay Allah razı olsun. Duygusal söyleyeyim, mı? Pekala. Duygusal mı olsun sizin için? Ha? Duygusal mı olsun, hareketli mi? Kıpır kıpırlığını görelim. Ha? Potpourri yapsın tam. Hareketli. Hareketli istiyorsunuz. Ay. Oynayalım mı o zaman? Pekala. Niye, ne oldu? Adam sanki kendi sahnesinde. Ne istiyorsunuz? Hareketli mi? Hadi o zaman. Ne bileyim, hareketli olsun deyince. Hadi. Olmaz, Esra abla gel derse gelirim. Ayakta olduğun yerden kalkabilirsin. Pekala, olduğum yerden. Oğlum hadi. Evet, o zaman aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti, bir daha gelecek diyorlar. Söylesene, söyle, inanayım mı? Söylesene, söyle, inanayım mı? Hep birlikte. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Damar slow. Efendim? Bir tane slow hemen. Bir tane slow hemen gelsin. Adını dağlara yazdım yârim. Bulacağımlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim. Hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım
dinlemek zor yarim. Hem ağladım hem anlattım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, adaylarımı ısrarla bekliyorum. Daha buradayım, gitmiyorum. Lütfen benden korkmayın, gelin artık. Orçun adaylarına seslendi, taliplerini bekliyoruz. Diyor ki çapkın değilim, hırçın değilim, uçan kaçan değilim. Sabit, sevdiğine bağlı bir beyefendi dedi. O sana telefon, telefon hattında Kübra Hanım var. Alo deyin lütfen. Alo. Alo. Merhaba Kübra Hanım. Merhaba Aslan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben 21-22 yaşındayım. Evet. Özel bir şirkette yönetici asistanlığı yapıyorum. Üsküdar'da oturuyorum. Evet. Yönetici asistanlığı yapıyor. Daha önce evlilik yapmadı. Evet. Ben bir evlilik yaptım, ayrıldım biliyorsunuz.